Dördüncü sınıf din kültürü dersi birinci dönem örnek ikinci yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her sorunun karşısında puan değeri var. Önce durdur kendin çöz. Daha sonra burada aldığım puanı ve bizimle ve diğer arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Doğrulara D harfi, yanlışlara Y harfi. Yaptığın her doğru bir puanla hesaplayabilirsin. Müslüman insan verdiği sözü yerine getirmese de olur, olmaz sevgili öğrencim. Yanlış bir bilgidir. Bir diyelim. Her işimize besmele ile başlamalıyız. Doğru bir bilgidir. D harfini yazdık. 3 numara. Dinimizin yalnızca işimize yarayacak konularını öğrenmeliyiz. Hayır, dinimizin Allah'ın bize emrettikleridir. Her şeyini öğrenmemiz gerekir. Sadece işimize yarayacak konuları değil. Yanlış bir bilgidir. Bir diğeri. Çalmak, hile yapmak, kötü söz söylemek haramdır. Doğrudur sevgili öğrencim. Allah'ın yasakladığı şeylerdendir. Namaz kılmak için giysilerimizin temiz olmasına gerek yoktur. Namaz kılmak için giysilerin, vücudun, etrafın, çevren hepsinin temiz olması gerekiyor. Yanlış bir bilgidir. Bir diğeri. Peygamberimiz kötü kokularla, kirli giysilerle camilere ve toplantılara gidilmemesini istemiştir. Doğru bilgidir sevgili öğrenciler. Camiler umumi yerlerdir. Orada kötü kokarak diğer insanları rahatsız etme diyor sana Peygamber Efendimiz. 7 numara, dini kurallara duruma uygun şekilde düzenleyebiliriz. Çocuklar, dini kuralları duruma uygun şekilde düzenlersen herkesin durumuna göre bu sefer yeni bir kural çıkartırsın. Dolayısıyla bu da toplumda kargaşayı beraberinde getirir. Yanlış bir bilgidir. Dişlerimizi günde en az 2 kere fırçalamalıyız. Doğru bir bilgi. 9 numara, dinimize göre yemekten önce ve sonra elleri yıkamak sevaptır. Doğru bir bilgidir sevgili öğrenci. Dinimize göre yemek yedikten sonra Bismillah denir. Yemeğe başlarken Bismillah denmesi gerekiyor. Yanlış bir bilgidir. Yazılımımızın B bölümü boşluk doldurma soruları var. Aşağıdaki boşluklara uygun kelime ve kelime gruplarını yazarak cümleleri tamamlayınız. 10 puan değerinde. Sevgili öğrenciler, 10 sorudan oluşuyor. Ekranda 4 tanesini görüyorsunuz. Diğerleri de gelecek. Kelimelerimize beraber bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çevre, maddi temizlik, haram, yalan, besmele, elhamdülillah, kelime-i tevhid, peygamber, manevi ve sevap kelimeleri. Bakalım. Banyo yapmak, tırnaklarımızı kesmek, saçlarımızı taramak. Bunlar senin dışarıdan gördüğün ya da gözlemlediğin ya da senin üzerinde görülen maddi temizlikler olur. 2 numara. Etrafa çöp atmamak, sokakları, parkları kirletmemek nokta nokta temizliğine önem verdiğimizi gösterir. Çevre temizliğinden bahsediyor burada. Çevre kelimesini getirdik. 3 numara. Bismillahirrahmanirrahim ifadesine kısaca besmele çekmek. Besmelenin uzun halidir o. Besmele kelimesini getirdik. 4 numara. Dinimizde yapılması gereken davranışları yaptığımızda kazanacağımız ödüller sevaptır. Sevap kelimesini getirdim. 5 numaradayım. Nokta noktanın okunuşu La ilahe illallah Muhammeden Resulullah şeklindedir. Kelime-i tevhidten bahsediyor burada da. Getirdik hemen. 6 numara. Dinin yapılmasını istenen güzel iş ve davranışlara. Çocuklar, daha demin sevap kelimesini kullandık ama bu da bir sevaptır. Hemen şöyle sevap dedik. Çünkü diğer kelimeler olmuyor. 7 numaradayım. Dürüst olmak nokta nokta temizliktir. Dürüst olmak görünmeyen içimizde hissettiğimiz manevi bir temizliktir. 8 numara, iyi olan her şeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim deriz. Yemekten sonra elhamdülillah deriz. Şükrederiz sevgili öğrenciler. Müslümanlar asla yalan söylememelidir. Buraya da yalan kelimesini getirdik. 8 numara, bir diğer sorumuz. Aşağıdaki ifadeleri anlamlarına uygun durumlarla eşleştiriniz diyor. 5 puan değerinde. Sevgili öğrenciler, yolculuğa çıkan birine ne denir? Allah yolunu açık etsin. Bu şekilde eşleştirdim. Yakınını kaybetmiş birine Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun gibi ifadeler kullanırsınız. Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim dersin. Sınava girecek olan birine Allah zihin açıklığı versin diyebilirsin. Bir işle uğraşan kişiye Allah kolaylık versin diyebilirsin. Yazılımımızın D bölümü 15 tane çoktan seçmeli test sorularından oluşuyor. Aşağıdaki soruları doğru olan seçeneği işaretlediğiniz 75 puan aldığınız her doğru cevap için 5 puan hesaplama yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi beden temizliği ile ilgilidir? Gölleri atıklardan korusan çevre temizliğidir. Sokak temizliğine yardımcı olmak çevre temizliğidir. Çöpleri kutularına almak çevre temizliğidir. Beden, vücut temizliği. Saçlarını taramak, kulaklarını temizlemek, elini yüzünü yıkamak, tırnaklarını kesmek. Bunların hepsi vücut yani beden temizliğidir. Doğru cevabım D seçeneği. 2 numara kalp temizliği aşağıdakilerden hangisiyle olur? Kalbimizi kötü duygulardan arındırmakla kenarda kalsın. Kalp sağlığına uygun yiyecekler yemekle hayır. Düzenli spor etkinlikleri, stres yapan davranışlardan uzaklaşma. Çocuklar kalp temizliği kalbini kötü duygulardan arındırmakla. Fitne, fesat, dedikodu yapmak, gıybet etmek, içinden bir şeyi karşı tarafın kötülüğü için geçirmek. Bunları sen arındırırsan, kalbin kötü duygulardan arındırırsa kalp temizliği yaşanmış olur. Cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlarımızdan biri değildir? Çöpleri çöp kutusuna atıyorsan güzel bir davranıştır. Yaşlıları, hastaları ziyaret etmek güzel bir davranıştır. Hayvanları sevip korumak güzel bir davranıştır. Onları beslemek güzel bir davranıştır. Okul, hastane gibi kamu mallarına, devlete ait olan mallara zarar vermek. Kendi devletine zarar veriyorsun. Onlar senin vergilerinle yapılıyor. Dolayısıyla güzel bir davranış değildir. Cevabım D seçeneği. Bir diğeri aşağıdakilerden hangisi temizliğin önemini vurgulayan ayet ve hadislerden birisi değildir diyor bize. Birbirinize selam verin sevgili öğrencim. Allah temizdir, temizliği ve temiz olanları sever. Temizliğin önemini vurgulayacak. Şimdi B seçeneği temizlikle ilgili. Elbiseni temizle. Temizlikle ilgili. Temizlik imandadır aynı şekilde. Ama birbirimize selam verme hani bu da bir hadistir ama temizlikle ilgili değildir. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz temiz olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız diyor. Pis yerlere oturarak temiz olamazsın. Kirli elbiseyle dolaşarak temiz olamazsın. Odanı dağıtarak temiz olamazsın. Terlediğinde banyo yaparsan temiz olursun. Doğru cevabım C seçeneği. 6 numara yukarıdaki ayete göre Allah'ın sevdiği kişiler aşağıdakilerden hangisidir? Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever. Denizleri kirletenleri, yerlere çöp atanları, pis kıyafet giyenleri, bedenine, çevresine, eşyasına ya da manevi temizliğine önem vermeyenleri Allah sevmez. Düzenli banyo yapanlar temizliktedir. Doğru cevabım A seçeneği. 7 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi manevi yani iç temizliktir? Bunu öğrencilerimiz karıştırıyor. Maddi temizlik ve manevi temizlik sevgili öğrenciler. Şimdi bakın maddi temizlik görünen temizlik, manevi temizliği ise içten görünmeyen temizlik olarak görebiliriz. Kendi dişini fırçaladın ya da arkadaşın dişini fırçaladı. Onun temizliğini, kirliliğini görebilirsin. Maddi temizlik. Elbiseni temiz tutmak görünen bir temizliktir. Sokağını temiz tutmak görünen bir temizliktir. Sözünde durmuş, dürüst, yani dürüstlüğünü gözüne bakıp göremezsin. Hareketleriyle, huylarıyla, davranışlarıyla görürsün. Güvenilir olmak. Bunlar hepsi manevi yani iç temizliktir. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz giysi temizliği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Kirli yerlere oturmamalıyız doğrudur. Çamaşırlarımızı sık sık değiştirmeli ve yıkamalıyız. Bunlarla doğrudur. Kıyafetlerimizin pahalı olmasına dikkat etmeliyiz. Yani ucuz olması değil. Ucuz olsun, pahalı olsun. Bu önemli değil. Temiz olması önemli. Su birikintilerini pis ve çamurlu yerlerde oynamamalıyız. Kıyafet temizliği için doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dine gerek yoktur dersen yanlışı A seçeneğine koymuşsun demektir. Din insanların mutlu olması için gelmiştir. Din Allah tarafından gönderilmiştir. Din peygamber aracılığıyla insanlara ulaştırılır, gönderilir. B seçeneği B ve C doğru. Dine gerek yoktur dersen yanlış bilgi vermişsiniz. 10 numaralı sorumuz yukarıdaki davranışlardan kaç tanesi olumsuz yanlış bir davranıştır? Kıskançlık yanlış bir davranıştır. Dedikodu gıybet etmek bunlar yanlış bir davranıştır. Yardımseverlik olmaz. Cömert insanlar eli açık olan insanlardır. Bu tarz insanlar da Allah tarafından çok sevilir sevgili öğrenciler.
olumlu bir özelliktir. Kızgınlık yine olumsuz bir davranıştır. Yalan söylemek olumsuz bir davranıştır. Bunlardan dört tanesi olumsuz bir davranış, yanlış bir davranıştır. Cevabımız C seçeneği. Bir diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ahlaklı insanlara özgü bir davranış olamaz diyor bize. Ahlaklı insanlar hoşgörülü olur. Karşıdakinin kusurlarını görmez, onları örtbas etmeye çalışır. Hoşgörülü ya da. Ahlaklı insanlar güzel sözler söyler sevgili öğrenciler. Küçüklerini severler, büyüklerini sayarlar. Ahlaklı olan insanlar yalan söylemek gibi bir davranışa sahip değillerdir. Cevabım B seçeneği. 12 numaralı sorumuz. Test soruları 5'er puandı. Onu da bir hatırlatalım. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Pis yerlerde oyun oynamak. Hayır. Çöpleri bahçeye atmak. Çevreni kirletiyorsun. Yanlış. Yerlere tükürmek yanlış bir davranıştır. Doğru cevabım C. Çevremizi temiz tutup korumak. 13 numaralı sorumuz. Yukarıdaki açıklama aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Eşhedü. Bak. Eşhedü. Tamam. Ve buradaki şahitlik kelimelerindeki ş harflerine bak sevgili öğrenciler. Bunu kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet, bu ikisi çünkü baya bir karıştırılıyor. Ş harflerinden kelime-i şehadet olduğunu fark edebilirsin. Doğru cevabım B seçeneği. 14 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisini yapmamız dinimizce doğru değildir? Okulumuzu, camiyi, yaşadığımız yeri, topluma açık olan yerleri temiz ve düzenli tutmak. Temizlik imandan gelir. A seçeneğini eledim. Doğrudur. Trafik kurallarına ve toplumsal kurallara uymak kesinlikle doğrudur. Engelli insanlara yardımcı olmak sevgili öğrenciler çok sevaptır. Doğrudur. Komşularımız bizim evimize en yakın olan kişilerdir. Akrabandan önce senin yanına gelir sevgili öğrencim. Kimsenin kendi komşusunu rahatsız etme gibi bir düşüncesi olmaması gerekir. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi manevi bir temizliktir? Görünmeyen içsel temizlik. Dişleri fırçalamayı görebilirsin. Saçları taradın, banyo yaptın, onu görebiliyorsun sevgili öğrenci. Vücut temizliği maddi temizlikler arasındadır. Sözünde durmak, dürüst olmak. Bu içsel gelen bir, içten gelen bir temizlik. Yani manevi bir temizlik. Doğru cevabım C seçeneği.